Melike selamlar, iyi yayınlar. Ekip çok Hoş güzeldi, o geldin. yüzden ben de kayıtsız kalamadım. Yusuf abi, Onur abiye de selamlar. Keşke ben kimimle bağlansaydın, sana da sorardık. Aynen. Bakalım Güzel bilebilir miydin? olurdu. Evet, güzel olurdu. Evet Furkan Yıldız, en taze bilgileri senden alalım. Biz de sonrasında burada konuşuruz. Beşiktaş'ta transferde neler oluyor kampla ilgili? Bizi biraz aydınlat. Beşiktaş'la ilgili genel havaya dair taraftarların, tabii sosyal medyada da bunu görmek mümkün, ciddi serzenişleri var. Büyük çoğunluk, taraftarların büyük çoğunluğu transferlerin geciktiği kanaatinde. Yönetimin ve tabii Ceyhun Kazancı'nın yoğun çalışmaları, temasları devam ediyor. İnceleyip sık dokuyor Beşiktaş yönetimi transferde. Tam olarak böyle ifade edebiliriz. Öncelikli bölge, en öncelikli bölge sağ stoper konusu. Lianco, Southampton'ın Brezilyalı stoperi Şenol Güneş'in en çok istediği isim sağ stoper bölgesi için. Kulübü bonservis konusunda 8 milyon euro seviyelerinde bir beklentisi, bir talebi var. Beşiktaş da şu ana kadar 4-4,5 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Bu transfer, Lianco transferi Beşiktaş'ta biraz da Romain Saiss'in durumuna, ayrılığına bağlı. Saiss sakatlığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın Almanya kampına katılmadı. Takımdan da ayrılmak istediğini her fırsatta dile getirir Romain Saiss. İlerleyen süreçte Saiss'le ilgili daha somut gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Lianco transferinin ise hem maddi hem de manevi anlamda Beşiktaş'ta biraz daha Saiss'in ayrılığına bağlı olduğunu söyleyelim. Diğer isim Daniel Amati, Beşiktaş oyuncuyla 2 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Ben Beşiktaş'ta Almanya kampına katılacak ilk ismin Amarty olmasını bekliyorum Melike. Son pürüzler görüşülüyor. 2-3 gün içerisinde Daniel Amarty transferinin ben sonuçlanmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde de Almanya kampına ilk yetiştireceği oyuncunun da Amarty olmasını bekliyorum. Çünkü Şenol Güneş'in sağ stoper konusunda beklentisi, talebi var. 27 Temmuz'daki UEFA Konferans Ligi yöneleme mücadelesinde Beşiktaş en azından bir sağ stoperi yetiştirmeyi istiyor. Orta saha konusunda Daler Kuzeyev çok uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti. O defter kapandı. Sonrasında Beşiktaş biraz orta saha transferi için şu anda frene basmış durumda. Çünkü orta saha transferi biraz da Nathan Redmond'un durumuna bağlı. Redmond'un kalması halinde Beşiktaş'ın orta saha transferindeki planlama değişkenlik gösterebilir. Çünkü Şenol Güneş Redmond'u yeni sezonda biraz da 10 numara bölgesinde değerlendirmeyi düşünüyor. Ama Redmond'la ilgili de son durum olarak şunu belirtelim. Tabii yeni bir gelişme yok aslında Redmond için. Beşiktaş an itibariyle henüz hala Redmond olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapmış değil. Beşiktaş yönetimi artık İngiliz futbolcunun kararını vermesini bekliyor. Bir de Halil konusu var Beşiktaş'ta. Dün de Aspor ekranlarında paylaşmıştık. Son durumu bir kez daha tekrar edelim. Halil Dervişoğlu transferini Beşiktaş'ta iki açıdan ele almak lazım Melike. Hem kulübü Brentford hem de oyuncu tarafı. Brentford'la Beşiktaş'ın yapmış olduğu anlaşmada herhangi bir pürüz yok. Kulüpler arasında anlaşma tamam. Sonraki satıştan %25 pay ve 500 bin euro da başarı bonusu var bu anlaşmada. Ama tabii kulüple anlaşmak yetmiyor. Halil tarafı Beşiktaş'tan 1 milyon euro yıllık ücret talep etti. Beşiktaş'ın şu anda bu ücreti ödemesi, vermesi mümkün değil. Mümkün değil derken de şu konu yanlış anlaşılmasın. Takım içi dengeler anlamında söylüyorum bunu. Beşiktaş'ta yerli futbolcular kim bunlar? Mesela Cenk Tosun, Salih Uçan, Mert Günok gibi futbolcuların maaşlarının ortalaması siyah beyazlarda 9-10 milyon TL civarında. Yani Halil'in talep ettiği ücretle çok ciddi bir farklılık var. Halil Dervişoğlu ilerleyen süreçte, o da belki kendi açısından bu transferin bir fırsat olduğunu hatırlayıp taleplerinde en azından bir değişikliğe giderse, o zaman bu transferdeki hava biraz daha olumluya dönebilir. Ama şu an için Beşiktaş'ın teklif ettiği ve Halil Dervişoğlu tarafının da talep ettiği ücret arasında çok ciddi farklılık var. Dilersen çok kısa Tadiç'le ilgili de bir bilgi, daha doğrusu son durumu aktaralım. Bugün çok fazla çünkü gündemde, basında yer aldı Dušan Tadiç konusu da. Önemli bir isim. Tabii ki de kariyeri çok tartışılacak bir isim değil ama kolay da bir transfer değil Tadiç konusu Beşiktaş'ta. Ben kulüp tarafıyla bugün sorduğumda ne durumda olduğunu sorduğumda Tadiç konusundaki durumun, kısa sürede bu transferin sonuçlanmasını beklemiyorum. Transfer dönemi boyunca, bu Eylül ayına kadar sürebilecek bir durum olabilir. Ben
uzun soluklu bir süreç olmasını bekliyorum tadı için Beşiktaş'ta. Çünkü henüz oyuncu da Ajax'taki geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil. Beşiktaş oyuncu istiyor. Yani eğer Ajax'la olan sözleşmesini Tadiç feshedebilirse Beşiktaş'ın fiilen de gündemini alması bekleniyor Tadiç'e. 2+1 yıllık sözleşme talep, daha doğrusu teklif etmesini bekliyoruz Beşiktaş'ın, ama şu an için, yani bugün itibariyle Tadiç Beşiktaş için çok kolay bir transfer değil. Bu transfer biraz daha zaman alacak gibi, transfer döneminin son günlerinde netleşmesi muhtemel bir isim gibi görünüyor Tadiç Beşiktaş'ta. Çok teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız, aktardığın bilgiler için. Sana kolay gelsin diyelim. Artık gece gündüz hep transfer haberleri peşindesiniz hepiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Furkan şöyle bir bilgilerimizi tazeledi. Ben bir tabii ki stoperden başlamak istiyorum. Orada en öncelikli aslında Şenol Hoca'nın en çok ilk yetişmesini istediği mevki olduğu için Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Tabii bir yandan ayrılabilecek oyuncular da var takımda. Hala sayısının durumu da netleşmiş değil Furkan'ın söylediği gibi. Yusuf Kenan, seninle başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Taraftar kızıyor belki, ancak Beşiktaş'ın harcama limitinin Galatasaray ve Fenerbahçe'den yaklaşık 900 milyon TL az olduğunu, evet, öncelikle bir belirtelim. Trabzonspor'un bile altındaydı. Evet, dördüncü sıradalar. O birinci madde, yani manevra alanı Beşiktaş'ın rakipleri kadar geniş değil. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi, UEFA ile bir finansal fair play anlaşması var. O yüzden istediği gibi de hareket edemiyor. Tıpkı Fenerbahçe'nin zamanında Galatasaray'ın, hatta Beşiktaş'ın da yapmış olduğu gibi bir anlaşması söz konusu. Üçüncüsü, bu kadroya yapılacak takviyeler giden oyuncular üzerinden yapılacak. Yani Romain Saiz hoca net bir şekilde söyledi. Artık hani satır aralarında gidecekse gitsin, kalacaksa kalsın, bir karar verilsin. Redmond gelecekse gelsin, gelmeyecekse başka bir şeye bakalım diye. Biraz serzenişleri vardı Şenol Hoca'nın, haklı serzenişler. O nedenle stoper hattında seninle daha önce Ciku meselesi, evet, Beşiktaş'ın gündemindeyken de konuşmuştuk. Amartey, Ciku, bir tane de Portekizli Braga'da oynayan bir stoper oyuncusu vardı. Şu an ismini hatırlayamadım. Evet. Fırat, yok neydi, Vitor? Neyse, ismi Tormena. Tormena. Evet, çok önceden gelmişti. Yani bu üç oyuncu içinde yani sayısının kalıp kalmaması önemli. Fenerbahçe'deki durumun bir benzeri Beşiktaş için de geçerli. Lider vasıflı bir stoper oyuncusunun yanına kimi koyacağınız önemli. Yoksa Amartey'de olur, Ciku'da olur, Tormena'da olur. Orada size klasında oyunu iyi okuyabilen, oyunu iyi değerlendiren bir stoper oyuncusuna ihtiyacı var. Evet, kadrosu yine biraz daha az geniş olacak Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye göre. İmkanlar biraz daha az geniş. Şimdi kızılmasını anlıyorum ama geçen sene de benzer durumlar varken hatırlayalım Beşiktaş'ın transferlerini. %70 civarında iyi transferler çıktı. Yani Masuaku iyi oyuncu olarak ligde yer aldı. Saiz iyi oyuncu. Jetson transfer olarak yeni oynamaya başladığı için sezonun en iyilerinden birisiydi Beşiktaş adına. Tayfur gayet iyi yerinde hamleydi. Weghorst çok iyi bir oyuncuydu. Yerine Abubakar geldi. Mert iyi hamleydi. Onur, Rozier'in de canlanmasını sağladı. Yani transferlerin çoğuna bakarsanız gayet iyi verim aldı. Muleka bence hayal kırıklığı Beşiktaş adına geçen sezonun, evet, özelinde. Onun dışında da Maxim ve Koley belki devre arası gelenler içinden. Evet, Maxim için. Koley de Saiz'le oynadığında özellikle Galatasaray derbisinde gayet iyi performans, evet, sergiledi. Ama Saiz olmadığı zaman ne kadar defosu olduğu ortaya çıkan bir oyuncu. Kolay değil. Bence en iyisini yine yapmaya çalışacaktır elbette Beşiktaş, ama yani şunu da kabul etmek lazım. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre 900 milyon TL daha az harcama limiti var Beşiktaş'ın. Finansal fair play anlaşması söz konusu. Yani Beşiktaş her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurabilecek mi? Ondan pek emin değilim. Yoksa lig biraz daha önemli tutulup başka kulvarların biraz daha az önemli olduğu bir lig mi, bir sezon mu yaşanacak Beşiktaş adına? Onu hep beraber göreceğiz. Ama nihayetinde yine iyi bir kadro, yine kaliteli bir kadro bekliyorum. Şu konu önemli. Redmond'a mesela süre verildi. Adam hala cevap vermedi. Şimdi bu takımların biraz zamanları dar. Öneleme oynayacak Beşiktaş'ta. Bu dar zamanda kamp ortamındayken oyuncuların bir bir gelmesini istiyor Şenol Hoca da. O yüzden bunu biraz hızlandırmak lazım. Belki bu konudaki
şeyler, eleştiriler dikkate alınabilir. Ama dediğim gibi finansal şartlar da bu. Bunu da kabullenerek eleştirmek lazım. Onur Özkan? Redmond'dan başlayayım. Yani Redmond konusu çok gereksiz uzadı. Eşim hamile, bekleyelim dedi. Evet. Doğum yaptı. Çocuğun 40 çıkacak yakında. Halen bir yanıt yok. Yani orada çok açık, net ki ekonomik problemler var. Yani evet. En baştan beri aslında hamilelik olayı biraz sanki bahane gibi geliyordu bana. Ciddi rakamlar istiyor, imza parası istiyor. Tabii ki o da haklı. Burada çok ciddi bir etki bıraktı son dönemde. Takım için ne kadar, kulüp için ne kadar değerli olduğunu biliyor. Oyuncunun eli güçlü. Ama bir an önce de Beşiktaş'ın yoluna bakması gerekiyor yani. Redmond kalıyorsa çok önemli bir kazançtır. Ama gidiyor da dünyanın sorunu değil. Beşiktaş onun yerine başka bir oyuncu bulabilir. Savunma en büyük sıkıntı bence burada Beşiktaş açısından. Yani zaten çok böyle net bir bölgesi, iyi bölgesi değildi Beşiktaş'ın. Geçtiğimiz sezon orada problemler yaşandı. Bir de üstüne Saiss'in ayrılığı, merkezin yeniden inşası anlamına geliyor. Oraya siz iki oyuncu almanız gerekecek. Onların uyumu, ne zaman gelecekler, nasıl olacak derken ciddi bir zaman